İlk yapmamız gereken şey Flutter'ın ana sayfasından başlangıç dosyalarının içine girip sağ üst köşedeki Get Started kısmına bastığınız zaman kurulumla ilgili dokümanların olduğu sayfaya yönlendirecek. Biz Windows kurulumu yapacağımız için buraya tıkladık. Flutter işleme başlamadan önce Windows PowerShell ve Git'in kurulu olmasını istiyor. Windows PowerShell bende olduğu için Git ile devam edeceğim. Git bir versiyon kontrol sistemi. Açılan sayfada 32 bit veya 64 bit sisteminize göre tıklıyorsunuz ve bir exe dosyası indiriyor size. Sonra gerisi çok basit. Hiçbir varsayılan değere dokunmadan bu exe dosyasını açtıktan sonra sadece next next ilerle ilerle deyip her şeyi bütün varsayılan değerleriyle kabul edip Git'i sistemimize kurmuş oluyoruz. Git kurulumunu tamamladıktan sonra tekrar Flutter'ın sayfasına döndüğümüz zaman burada Flutter'ın en son stabil versiyonunu indirebiliyoruz. Şu anda gördüğünüz versiyon 1.17.1 Mayıs ayında yayınlanmış versiyon. Bu da yine çok basit. Bu zip dosyasını bilgisayarımıza indirdikten sonra tek yapmamız gereken ilgili klasöre bunu çıkartmak. Herhangi bir kurulum veya installation ekranı sizi karşılamayacak. Tek yapmanız gereken inmiş zip arşivini arkadaşlar C sürücüsünün altında SRC adında bir klasör açıp Flutter'ı bunun içine koymanızı tavsiye ediyor. Ben de öyle yapacağım şimdi. Görebilmeniz için şu klasörleri biraz büyütmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hard diskimin içimdeyim. SRC klasörüm var. Şunu da biraz büyütelim. Rahat görelim. Flutter klasörüm var. İçine girdiğim zaman şu şekilde dosyaları görmüş olmanız lazım. Bunu gördüğünüz anda Flutter'ı uygun şekilde indirmiş ve çıkartmış oluyorsunuz. Bu dosyalar içinde Flutter konsolu var. flutterconsole.bat ismi verilmiş şekilde. Bu konsol yardımıyla biz Flutter'a komutlarımızı verebiliyoruz. Örneğin hemen açalım. Flutter'ın versiyonuna bakmak için Flutter boşluk tire tire versiyon yazdığımız zaman gördüğünüz gibi şu anda kurulu olan versiyon Flutter 1.17.1 sürümü en son 7 gün önce yayınlanmış bu revizyon. Ve revizyon tarihi de 2020 Mayıs 12. Flutter konsoluna bu dizinden ulaşmak yerine Windows konsolu da kullanabilirsiniz. Bunun için yapmamız gereken küçük bir işlem var. Başta biraz karışık gelse de aslında çok basit. Başlangıçtan env yazarak sistem değişkenlerine giriyoruz. Buradan path isimli değişkeni buluyoruz ve bunun üzerinde bir değişiklik yapacağız. Buraya yeni bir tane yol eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Sağ üstte benim Windows'umda böyle bir şekilde çıktı. Sizinkinde farklı olabilir. New deyip sonra bunun içine Flutter'ın bin klasörünün yolunu gösteriyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi benimki C sürücüsünde SRC Flutter bin şeklinde devam etmiş. Bunu aynen alıp buraya yazacağım. Yeni diyeceğim ikinci satıra. SRC Flutter 1000. Hepsi bu kadar. Bunu yaptıktan sonra OK diyorum ve eklenmiş oluyor. OK deyip devam edebilirsiniz. Eğer siz girdiğinizde bu path görünmüyorsa, o zaman yeni diyeceksiniz. Buraya path yazıp aşağıya yine aynı şekilde az önce yazdığım gibi önce sürücüm, sonra Flutter'ın bin dosyasının bulunduğu klasör yolunu ekliyorsunuz. OK deyip devam edeceksiniz ama ben böyle yapmadım çünkü bende path kısa yolu vardı. Path değişkeni vardı zaten. Ona bir ekleme yaptım sadece. Bunu da hallettik. Şimdi bunu yaptığımıza göre artık Windows'un kendi command promptumdan buna ulaşabileceğim. Windows CMD dedim. Evet, şunu ekranı biraz büyütelim rahat görebilirsiniz diye. Şimdi buraya Flutter version kontrol yapalım tekrar. Aynı şeyin bir daha çıkması lazım. Evet, gördüğünüz gibi Flutter'ı gördü. Şimdi
Yapacağımız üçüncü şey Flutter doktoru çağırmak. Çok basit. Tekrar command prompt'u açıp Flutter doctor yazıp çalıştıracağım. Bu bize ne yapıyor? Flutter'ın şu anda uygulanabilirlik durumunu bir şekilde kontrolünü yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Flutter yeşil tik çıktı burada. Flutter ve Android toolchain'inde sıkıntı yok. Ben sorunsuz bir kurulum gerçekleştirmişim. Android Studio hala kurulu değil diye beni uyarıyor ve henüz bir cihaz bağlı şu anda sisteme değil diye uyarı yapıyor. Tabii henüz Android Studio'yu kurmadık ve cihaz bağlamadık. Bu yüzden böyle görünmesi normal.